Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Taşeron düzenlemesi binlerce işçiyi üzmeye devam ediyor. Bu işçilerin arasında ise kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şoförler geliyor. Kamu kurumlarında uzun süredir araç ihtiyaçları kiralama yöntemiyle karşılanıyor. Dolayısıyla kiralık araçlarda görev yapan şoförler de yine kurum personeli dışındaki çalışanlardan oluşuyor. Bu şoförler de taşeron statüsünde çalışıyor. Temizlik personeli ve güvenlik personeli gibi işlerini yapıyor. Gerektiğinde mesai saatleri dışında ve hafta sonları da çalışıyor. Sonuçta kurum araçları kendi başına gezmiyor. Onları da çalıştıran müdürleri, başkanları, devlet büyüklerini yağmur çamur demeden taşıyan insanlar bulunuyor. Ama ne var ki bu şoförler sözleşmelerinde sadece araç olarak görünüyor. İnsanlar sözleşmelerinde yaşana göre değil yaptıkları işe göre değerlendirilmelidir. Devletin kurumlarının kullandıkları araçlar kiralık olabilir ama bu insanlara kiralık araç muamelesi yapılmamalıdır. Bir an önce bu insanların mağduriyetleri çözülmeli ve kadro verilmesi konusunda bir çalışma yapılmalıdır diyorum. Teşekkür ederim.